Baraj maçları, playofflar, en iyi üçüncülük, son dakika golleri ve turnuvaya katılabilmemiz için 15 farklı senaryo olmadan Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'na gümbür gümbür gidiyoruz. Almanya'da düzenlenecek turnuvadaki rakiplerimiz çekilen kurada belli oldu. Euro 2008'de grup aşamasında karşılaştığımız ve çok da hatırlamak istemediğimiz Portekiz, yine aynı turnuvada son dakikada devirdiğimiz Çekya, F grubundaki kesin rakiplerimiz oldular. Grubun son takımı ise playoff karşılaşmaları sonucunda belirlenecek. Kısa Paslar'ın yeni videosunda Euro 2024'teki rakiplerimizin detaylı analizini yapacağız. Hazırsanız video başlıyor. Öncelikle playoff aşamasından hangi takım gelir ona bakalım. Kağıt üzerinde Yunanistan en güçlü ve tecrübeli ekip olarak gözükse de Avrupa'nın en çok gelişim gösteren ismi Napoli'nin genç yıldızı Kadife bile Kıvara liderliğindeki Gürcistan'da yabana atılamayacak bir takım. Lüksemburg ve Kazakistan'ın ise diğer takımlara göre bir hayli geride olduklarını söyleyebiliriz. Eğer Yunanistan Euro 2024 vizesi alırsa grup bir anda daha sert bir yapı kazanacaktır. Komşuyla oynadığımız her maç sert ve çetrefilli geçmiştir. 2004'te oynadıkları savunma futboluyla beklenmedik bir şekilde kupayı ev sahibi Portekiz'i finalde devirerek göğüsleyen Akdeniz ekibinin Portekiz'de 20 yıl sonra tekrar favori olmadıkları bir turnuvada karşılaşmaları ise hiç şüphesiz merak uyandırıyor. Gruptaki kaderimize doğrudan etki edecek playoff maçları önümüzdeki sene Mart ayında oynanacak. Gelelim gruba 3. torbadan dahil olan Çekya'ya. Futbol tarihimizin en ikonik maçını oynadığımız Çekya ile yeniden bir Avrupa Şampiyonası grup aşamasında karşılaşıyoruz. O dönem Bundesliga'yı kasıp kavuran Koller, adanın efsane kalecisi Peter Cech, daha sonrasında ülkemizin yolunu tutan top geçer, adam geçmez denince akla gelen kaptan Tomas Ufaliji gibi isimleri kadrosunda barındıran Çekya, turnuva başında patlama yapabilecek bir ekip olarak görülüyordu. Berabere bitmesi durumunda uzatmaların olmayacağı, eşi benzeri olmayan Nihat Kahveci'nin sahneye çıkıp ard arda attığı gollerle kazandığımız o maçla hem Çekya'ya unutulmayacakları bir travma yaşattık, hem de ülke futbol tarihimizin en efsanevi galibiyetlerinden birini elde ettik. Daha sonrasında Euro 2016 gruplarında da karşılaştığımız Çekya'yı formalite maçında 2-0 gibi rahat bir skorla geçmiştik. Geçtiğimiz turnuvalara hep iddialı bir şekilde gelen Çekya'nın bu turnuvaya daha mütevazı bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz. Topraklarından eskisi kadar yıldız çıkmayan Çekya'nın kadrosundaki en dikkat çeken isimler Patrik Schick ve Tomas Suchek. Patrik Schick'in son iki sezonda yaşadığı kronik sakatlıklar onu bir nevi korkutucu olmaktan çıkarıyor. Tomas Suchek ise ön libero olmasına rağmen son dönemdeki skorerliği ile dikkat çekiyor. Bu sezon West Ham United'la çıktığı 19 maçta 7 gol kaleden oyuncu güçlü fiziğiyle rakiplerine korku salıyor. Bu isimlerin yanında Bundesliga'nın yeni wonderkid'i eski nesil 9 numara Çivançara ve Manchester United çıkışlı genç kaleci Matej Kovar Çeklerin en fazla güvendiği isimler arasında yer alıyor. Klasik oyun anlayışlarını devam ettiren Çekya, kapalı bir savunma, eskili duran top organizasyonları ve sert bir yapıyla rakiplerini karşı zorlu anlar yaşatıyor. Grubun son maçı yani karar maçını tıpkı 2008'de olduğu gibi Çekya ile oynarsak işler bizim için biraz zorlaşabilir. Geldik hem grubumuzun hem de turnuvanın büyük favorilerinden Portekiz'e. Arap Yarımadası'ndaki gollerine devam eden Cristiano Ronaldo, Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanmasından sonra bu turnuvayı kaçırmak istemeyecektir. Turnuva esnasında 39 yaşında olacak olan süperstarın ülkesi Portekiz turnuvaya çok formda geliyor. Grup aşamasında 10'da 10 yaptılar ve rakiplerine ciddi bir gözdağı verdiler. Takımın lideri şüphesiz Ronaldo olsa da Avrupa'nın en iyi ve en formda stoperlerinden Ruben Dias, hücum hattında bulundurdukları Leao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, João Félix gibi isimler sadece kağıt üstünde bakıldığı zaman daha iyi tüyler ürpertiyor. 2008'de Portekiz'le karşılaştığımızda Ronaldo yeni bir yıldız adayı, takımın iskeletinde de yolu Türkiye'den geçecek çok fazla yıldız isimler vardı. 2024 model Portekiz ise biraz daha bölüm sonu canavarı diyebiliriz. Son uluslararası turnuvasına Dünya Kupası finalinde Arjantin'i yenerek kupayı uzanma parolesiyle çıkan Portekiz, çeyrek finalde Fas'a elenmiş, çok büyük eleştiriler almış ve odaktaki isim de o zaman Manchester United'la arasındaki magazinsel durumu soyunma odasına yansıttığı düşünülen Ronaldo olmuştu. Bu turnuvaya çok farklı hazırlandıklarını, turnuvalardaki grupları aşamalarını kusursuz geçtiklerini ele aldığımız zaman Portekiz'le ilk maçta karşılaşmayacak olmamız, geçtiğimiz turnuvalarda ilk maçta aldığımız tarihsiz sonuçların turnuvaya direkt etkilemesinden dolayı bizi biraz rahatlatıyor. Çünkü bu şampiyonada ilk maçlar çok önemli. Euro 2008'deki Portekiz mağlubiyetinden sonra toparlamış
yaptık ancak hem Euro 2016'daki Hırvatistan mağlubiyeti hem de Euro 2020'deki İtalya mağlubiyetinin altından kalkamamış ve gruptan çıkamamıştık. Şampiyonada açılışı 18 Haziran günü playoff'tan gelecek ekiple yapıyoruz. Ardından bölüm sonu canavarı Portekiz'de 22 Haziran'da, 26 Haziran'da ise karar maçını 2008'de olduğu gibi Çekya karşısında oynuyoruz. Montella yönetimindeki A milli takım karar maçlarında ortaya koyduğu etkili performansa dikkat çekiyor. Özellikle eleme gruplarında oynadığımız deplasmandaki 1-0'lık Hırvatistan galibiyeti grup aşamasındaki Portekiz maçıyla benzerlik gösterebilir. Avrupa Şampiyonası'nda değişen formatla birlikte en iyi üçüncülerin de gruptan çıkma şansının olduğu bir senaryoda A milli takımımız bu gruptan çıkarak yoluna devam edebilir. 2008'in esintilerini 2024'te görür müyüz şimdiden kestirmek zor ancak diğer turnuvalara göre daha tecrübeli bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Almanya'da oynanacak turnuvada gurbetçilerimizin yaratacağı seyirci etkisini dikkate alırsak bu gruptan çıkıp üst turlara adımızı yazdırabiliriz. Peki sizin Euro 2024 grubumuz hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlarınızı yazmayı ve en güncel haberleri takip etmek için Kısa Paslar Instagram'a uğramayı unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.